Merhabalar. Bu videoda kaya malzemesi dayanım değerlerinin belirlenmesi konusunda bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Kaya malzemelerinin dayanımları kaya mühendisliği tasarımlarında önem arz etmektedir. Kaya malzemesi dayanımlı, kaya malzemesi dayanımı kaya kütle dayanımlarını belirleyen temel parametrelerden birisidir. Kaya malzemesi dayanımına yönelik çeşitli standart hale gelmiş deneyler var. Ve bu deneyler nelerdir? Bunlara değineceğim. Malzeme dayanım türleri derken aklımıza neler geliyor temel olarak ilk etapta? Sıkışma, basma dayanımı, çekme dayanımı ve makaslama dayanımıdır. Zaten bir yenilme ölçütü oluşturduğumuz zaman da bu yenilme ölçütünde zaten örneğin işte kaya kütleleri için kullanılan Hooke Brown yenilme ölçütü olabilir. Veya daha klasik ve eski bir yöntem olan Moore-Kolomb yenilme ölçütünde de gördüğümüz şey x ekseninde normal gerilmeler, bu normal gerilmeler çekme gerilmeleri veya sıkışma gerilmeleri şeklinde olabiliyor. Eksi veya artı değerler alıyor. Ve makaslama yani kesme dayanımı veya kesme gerilmeleri mevcut bu yenilme ölçütü üzerinde. Yani bizim bir malzemenin aslında yenilme durumunu incelemiş olduğumuz gerilmeler ya da nelere göre inceliyoruz dersek yenilme durumunu normal gerilmeleri ve makaslama gerilmelerine göre inceliyoruz. Normal gerilmelerde temel mukavemet bilgilerinden de bildiğimiz üzere yani çekme gerilmeleri ve sıkışma gerilmeleri şeklinde olabilir. Farklı gerilme dağılımları altında bir malzemenin dolaylı olup olamayacağı konusunda analizleri yapmamız için bu dayanım testlerinin yapılması gerekiyor. Temel malzeme dayanım yani bizim kullanmamız gereken temel olarak sıklıkla deneyleri yapılan dayanım deneyleri sıkışma dayanımı, çekme dayanımı ve makaslama dayanımıdır. Dayanım testlerini yapmamız açısından için dayanım testlerinin yapılması için öncelikle kaya malzemelerinden örneklerin alınması, numunelerin alınması gerekiyor. Bunun için örneğin araziden getirdiğiniz bir kaya bloğunun içine kazarak ya daha doğrusu karot keserek içinden karotiyerle beraber bir karot numunesi çıkartabiliyorsunuz. Bu solda görülen resimde olduğu gibi bir karot numunesi alıyorsunuz. Sonra bu karotun baş kısımlarını keserek düzeltiyorsunuz ve daha sonrasında örneğin burada sıkışma dayanımı deneyi görülüyor. Tek eksenli basma dayanımı deneyi görülüyor. Burada görüldüğü gibi numuneyi güzel bir şekilde yüzeyleri düzlendikten sonra başları kesildikten sonra karot başları kesilip yüzeyleri düzlendikten sonra bu şekilde numuneyi getirip koyup kırabiliyorsunuz. Yani numune hazırlama basamakları olarak ilk etapta karot alıyorsunuz. Sonra karotun da yüzeylerinde şöyle alt üst kısımlarını, başlarını keserek düzeltiyorsunuz. İlgili boy çap oranına getiriyorsunuz ve sonra numunenizi test edebiliyorsunuz. Farklı standartlarda bu tek eksenli sıkışma dayanımı deneyinde farklı standartlara göre boy çap oranı 2 ila 3 arasında değişmekte. Ama eğer 2,5 alırsanız çoğu standardı sağlamış oluyorsunuz. Çoğu standardın belirttiği boy çap oranını sağlamış oluyorsunuz. Eğer numunenizin boy ve çap oranı 2,5 olursa farklı standartların belirttiği o boyları sağlamış oluyorsunuz. Genelde 2 ila 3 arasında tercih ediliyor. Eğer 2,5 alırsanız da dediğim gibi boy çap oranı 2,5 olursa farklı standartların belirtmiş olduğu o değeri sağlamış oluyorsunuz. Boy çap oranı önemli çünkü boy çap oranınız değiştikçe değerleriniz elde ettiğiniz değerler değişiyor. Bunların standarda uygun aralıklarda olması gerekiyor. Boy çap oranı uzadıkça değerin dayanım ölçülen dayanım değerinin azaldığını söylemek mümkün.
Boy çap oranı 3'ün üzerinde çıkarsa, yani boy çaptan 3 veya daha da üzerindeki oranlarda daha büyükse, ekstradan bükülme etkisi görülmeye başlayabiliyor ki biz bunu istemiyoruz. Yani sıkışma dayanımında bükülme etkisini görmememiz gerekiyor. Dolayısıyla standartlarda belirtilen numune boyutları neyse onlara uygun yapmamız gerekiyor. Bu konuda Türk standartları var, Amerikan standartları var. Ve ISRM, yani Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği'nin standartları var. Daha doğrusu önerileri var. Dediğim gibi eğer 2,5 alırsanız boy çap oranını farklı standartları sağlamış oluyorsunuz. Dayanım değerini hesaplamamız çok basit. Burada zaten numune kırıldığı anki yük F değeri, yani aslında F max diyebiliriz. Maksimum yük değerini numunemizin kesit alanına böldüğümüz zaman dayanımı bulabiliyoruz. Numunemizin kesit alanı kaya malzemelerinde genellikle NX karotüyerli, boyutlu karotüyerli alınan çapı 54 mm olan veya 54,5 mm olan o karotüyerin bloğun içerisine girip kesme işlemi yaparken biraz da kayacın yüzeyindeki aşınmaya bağlı olaraktan milimetrik boyutlarda çaplara değişiklik olabilir. Yani aynı karotüyeri kullandığınız zaman bile farklı kayalar kesildiği zaman karotiyerle farklı çaplarda numuneler elde edilebiliyor. Ama bu değişimler çok büyük olmuyor. Ufak tefek yüzey aşınma özelliklerinden dolayı birkaç milimetre fark edebiliyor. Yani yaklaşık 54 milimetre çapa sahip olan numuneler, yani NX boyutlu karotiyerle alınan numunelerin kullanımı yaygındır. Kaya mekaniği laboratuvarlarında diyelim. Kaya malzemelerine yönelik neylerdi? Genelde NX boyutlu karatüyer kullanılıyor. Yani numune çapımız yaklaşık 54 milimetre oluyor. Şimdi doğrudan çekme dayanımı deneyi de var. Bu az önceki sıkışma dayanımı deneyiydi. Koyuyoruz ve presin altında numunemizi sıkıştırarak kırıyoruz. Burada bir presin altında numunemiz var. Pres yükleme yapıyor. Pres yükleme yaptıktan sonra sıkışan malzeme, boyda kısalma gösteren malzeme maksimum gerilme seviyesine ulaştığı zaman kırılıyor. Şu ekranın sağında görüldüğü gibi kırılmış bir numune görüyoruz burada. İşte bu kırıldığı andaki Fmax değeri bizim için önemli. Burada sıkışma söz konusu. Malzemeyi sıkıştırarak kırıyoruz. Bu dolayısıyla sıkışma dayanımı deneyi. Çekme dayanımı deneyinde ise şu ekranın en solunda A şıkkıyla gösterilen resimde görüldüğü gibi numunemizin üstü ve altına güçlü yapıştırıcıyla monte ettiğimiz başlıkları tutup çekiyoruz. Çekme yapıyoruz ve kayayı kırmaya amaçlıyoruz. Yani kayayı aslında çekerek kırıyoruz. Dolayısıyla çekme dayanımı değerini bu şekilde elde edebiliyoruz. Burada kırıldığı yük F bölü A'yı yine numune kesit alanı A F kırıldığı andaki yük, F kırıldığı andaki yük A ise numunenin kesit çapı. Bunu birbirine böldüğümüz zaman bu değerin eksilisi ama bu değerin eksilisi olacak şekilde değeri çekme dayanımı olarak kullanabiliyoruz. Şimdi neden eksi diyoruz? Çünkü kaya mekaniğinde çekme gerilmeleri eksiyle ifade edilir, sıkışma gerilmeleri artıyla ifade edilir. Burada sorun şu olabiliyor bazen. Numunemizi biz tutup yapıştırdığımız zaman özellikle sağlam kayalarda yapıştırıcıda olan bir yenilme neticesinde geçersiz testler olabiliyor. Yani kaya malzemesi yenilmiyor da yapıştırıcısı yeniliyor. Bu zaman ne olacak? Geçersiz bir test olacak. Bunun önüne geçmek için de doğrudan çekme dayanımı yerine yine pratik, numune hazırlama açısından da pratik olan bir dolaylı çekme dayanımı kullanılıyor. Brezilya testi diye geçilen. Ona gelmeden önce şuna değineyim. Burada boy çap oranımızın 3 olması gerekiyor. Testlerde boy çap oranımızın 3 olması lazım. Silindirik numunelerde boy çap oranımızın 3 olması lazım. Doğrudan çekme dayanımı testlerinde. Eğer malzememiz çok güçlü, çok sağlam, yüksek dayanımlı bir malzeme değilse ve iyi bir yapıştırıcı kullanıyorsak bu şekilde kayadan kırmayı sağlayabiliyoruz. Ancak dediğim gibi özellikle yapıştırıcımız çok iyi değilse ve
malzememiz de sağlam bir malzeme ise, o zaman kaya malzemesindeki yenilme yerine yapıştırıcı yenilme görüyoruz. Bunun önüne geçmek için farklı bir deney yöntemi olan dolaylı çekme dayanımı yöntemine girilmiş. Yani bu az önceki bahsetmiş olduğum doğrudan çekme dayanımında bu neden doğrudan çekme dayanımı test ediyoruz? Çünkü doğrudan numune tutup çekiyoruz. Doğrudan çekme uyguluyoruz yani. Ama burada işte dediğim şey olduğum o az önce anlattığım sorundan dolayı dolaylı çekme dayanımı deneyi yaygınlaşmış durumda. Doğrudan çekme dayanımı testinin eksiklerinden dolayı farklı çekme dayanımı deney yöntemleri arayışı içindeyiz. İşte o bazı örneklerini bu sunumda da değineceğim. Bu doğrudan çekme dayanımı testi dışında kaya mekaniğinde yaygın kullanılan bir de hatta doğrudan çekme dayanımı testinden çok daha yaygın kullanılan dolaylı bir çekme dayanımı testi var. Brezilya testi diye de geçiyor bu. Veya yarmada çekme testi de diyor bazı araştırmacılar. Burada mekanizma şu. Bu şekilde yine silindirik bir numuneyi koyuyorsunuz. Burada yalnız boy çap oranı 0,5 ile 1 arasında oluyor. Çapı yine burada NX. Burada görmüş olduğunuz çene standart bir çenedir. ISRM tarafından kullanımı önerilen şu yay çapı 8,1 santimetre olan yay çapı 8,1 santimetre olan bir geometride standart bir çene içerisine yine NX karoteriyle aldığınız 54 milimetre boyutundaki numuneyi yerleştirdiğiniz zaman normal sıkışma dayanımında kullanılan presin altına koyuyorsunuz. Bu sıkıştırma yaptığı zaman pres burada yanal olarak merkezde oluşan çekme gerilmeleri var. Burada hani numuneyi çapsal olarak yüklediğiniz zaman yanal olarak genişleme gösteriyor ve yarılarak kırılma sağlıyor. O yüzden yarmada çekme de diyorlar. Hani şey gibi düşünün. Mesela kayısıyı böyle bazen şey yaparlar. Tam üstünün altından böyle bastıkları zaman pat diye böyle patlar. Yarma kayısı. Hani öyle düşünün. Yukarıdan böyle çapsal olarak burada da diski yüklüyorsunuz. Yanal olarak bir genişleme gösteriyor. Dolaylı olarak çekme gerilmeleri oluşturuyorsunuz içerisinde. Ama doğrudan çekme olmadığı için doğrudan çekme dayanımı değerleri yerine kullanmak çok tartışmalı bir konu. Ve bu testin farklı dezavantajları var. Çünkü bu doğrudan çekme dayanımı deneyi sonuçları yerine kullanılamaz bu dolaylı çekme dayanımı sonucu. Çünkü burada numune sadece tek eksenli çekme gerilmeyerek altına kırılmıyor. Bizim amacımız burada tek eksenli çekme dayanımını bulmaksa bu burada tek eksenli çekme dayanımı olmuyor. Çünkü çekme dayanımı olduğu gibi aynı zamanda sıkışma dayanımları da mevcut. Hatta maksimum çekme gerilmesinin olduğu bölgede disk içerisinde sıkışma gerilmeleri de olduğu için yani biz tek eksenli çekme dayanımı değeri yerine kullanılabilecek olan bir değer sağlayamıyor bu deney. Aynı zamanda şu temas açısı kaya deformabilite özelliklerine bağlı olarak değişebiliyor. Mesela yumuşak bir kaya koyduğunuz zaman daha yumuşak, nispeten yumuşak olan bir kayada yükleme yaptığınız zaman bu temas açıları burada büyüyor. Daha sert kayalarda elastisite modülü daha yüksek olan kayalarda burada temas açıları küçülüyor. Ama temas açısının da elde edilen kırılma yükü üzerinde bir etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla temas açısının da farklı kayalar için farklı değerler alacağından dolayı bu standart çeneyi kullandığımız zaman çok sağlıklı bir veri elde edemiyoruz. Standart bir temas açısı olması lazım ki biz farklı kayaları bu çenede test ettiğimiz zaman güvenilir bir sonuç elde edelim. Bir de burada zaten şey oluyor. İdeal yenilme şekli şu bağıntısı şu burada bu arada Brezilya dayanım testinin. Bu Brezilya dayanım testine göre eksi 2 çarpı P bölü pi dt. Bu da D numune çapı, T numunenin kalınlığı veya boyu. Pi zaten pi sayısı biliyoruz. P de kırıldığı andaki yükü. Buradan bu formülden Brezilya deneyinden çekme dayanımı testini çekme dayanımı değerini belirleyebiliyoruz. Dolaylı yöntemle.
Bir de az önce de ifade etmeye başlamıştım. Burada ideal yenilme düşey çap boyunca tek bir çatlakla, mümkünse tek veya belki şu an ekranda gördüğünüz gibi bir çatlak oluşumu da geçerli sayılabilir. Ancak şu tip yenilmeler geçersiz sayılıyor. Yani sadece şöyle tek bir çatlak oluşması lazım. Eğer bu tip çok sık çatlaklar görüyorsak işte gereksiz yere enerji harcanmış oluyor. Çünkü burada kırılmanın beklenen yer, o formülü kullanmak için maksimum gerilmenin hesaplanmış olduğu o formülü kullanmak için bu Muskelişvili'nin bir bağıntısıdır. Burada bu bağıntıyı kullanmanız için tam merkezde çatlama olması lazım ve tek ve ideal bir kırılmada tek bir düşey çap boyunca çatlama olması lazım. Ama şu şekilde çok sık çatlaklar görmüş olmamız durumunda bu da geçersiz bir aslında yenilme oluyor. Bunu da dikkate almamız gerekiyor. Çünkü burada çok fazla çatlak oluyor şu. Yani gereğinden daha fazla enerji almış numune. Sadece bir tane düşey çapta bir kırılma olması gerekirken farklı yerlerde oluşan kırılmalar gereksiz. Oradaki P değerinin artması anlamına gelebiliyor. Bir de burada bazen bu mekanizmanın asıl ana sebebi de şu olabiliyor. Burada temas açısı çok arttığı zaman numuneyi kavuyor bu çene ve çatlasa bile ayrılmasını engelliyor. Dolayısıyla çatlamış olmasına rağmen bile daha çok yük almasına sebebiyet veriyor. Da bu çatladıktan sonra gereksiz yük alarak yanıltıcı sonuçlar verebiliyor. Yani bu standart Brezilya çenesinin bir takım sorunları var. Bunu gidermek için ben ve Sayın Profesör Doktor Ayhan Kesimal hocamla beraber yapmış olduğumuz bir çalışma var. Burada farklı temas açısına sahip farklı temas açısına sahip işte Brezilya deneyi çeneleri geliştirdik. Acaba temas açısı numune çapıyla aynı olan ve temas açısı bilinen, değişmeyen, sabit olan farklı çene kullanımlarını biz denedik. Bunları aynı zamanda numerik modellerle beraber de inceledik. Yani aslında çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Sayın Doktor Serhat Demir de çeşitli makalelerde ve çalışmalarda bu kapsamda yaptığımız bizlerle beraber çalıştı. KTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden. Özet olarak çok şunu vermek gerekirse yani standart bir çenenin bütün kayalar için kullanımının çok doğru olmadığı sonucuna vardık. Yarmada çekme dayanımı bir dolaylı bir dayanım değeridir. Dolaylı bir dayanım testidir. Dolaylı dayanım testleri her zaman için doğrudan dayanım testleriyle kıyaslandığı zaman dezavantajlıdır. Çünkü bir şeyi siz dolaylı yönden yapıyorsunuz ve yenilme mekanizmaları buna bağlı olarak da farklılık gösteriyor, değişiklik gösteriyor. Yanıltıcı sonuçlar alabiliyorsunuz. Bir şeyi malzemeye tutup doğrudan çekmek her zaman daha iyi. Eğer amacımız çekme dayanımıysa. Burada sıkıştırdığınız zaman mesela bazen şu çenelerin kenarlarında başlayabiliyor yenilme. Bazen mesela 30 derece temas açısı bazı kayalar için çok ideal sonuç verirken bazıları için ideal çatlama göstermiyor. Bir de az önceki bağlantının kullanılması için işte 30 derece açısı biraz büyük oluyor. O zaman farklı bağlantılar kullanmanız gerekiyor. Hondros bağlantıları. Neyse çok yani bu şey kapsamında bu video kapsamında çok detaya girmeyeceğim ama şöyle özet bir cümle kurayım. Yani dolaylı dayanım testleri aslında içinin özünde hep sorun barındırır. Bir takım çaresizliklerden dolayı geliştirilmiştir. İşte dediğim gibi doğrudan çekme dayanımı testinde çok sağlam kayaları biz kıramadığımız için yapıştırıcıdan yenilme olduğu için işte dolaylı çekme dayanımı testleri kullanılıyor. Ama dolaylı çekme dayanımı doğrudan çekme dayanımı kadar güvenilir değil. Eğer doğrudan çekme dayanım testi yapabiliyorsanız, geçerli yenilme, kayada yenilme elde edebiliyorsanız, tabii ki doğrudan çekme dayanımı testi varken dolaylı çekme dayanımı testi uygulanamaz. Dolaylı çekme dayanımı böyle bir şey. Yani dolaylı testler ve doğrudan testler var. Dolaylı testler birkaç örnek daha ben söyleyeceğim bu video kapsamında. Mümkün olduğu kadar doğrudan çekme yapmak veya doğrudan yükleme yapmak. Sıkışmaysa doğrudan sıkışma, çekmese doğrudan çekme yapmamız gerekiyor. Şimdi doğrudan çekme yapmak için ne gibi yöntemler olabilir? Bir kere kayayı tornalayabiliriz. Bu resmi görmüş olduğunuz gibi. Tornalanmış dumbbell şekli verilmiş numuneleri
daha rahat tutup çekebiliyoruz. Ama burada da işte bu konuda da daha detaylı bilgi almak isterseniz şurada bir makale ismi var. Yine içinde benim olmuş olduğum bir makale. Burada da tabii numune hazırlamanın zorlukları var. Yani bir tane kaya numunesi için işte bu kadar tornada işlem yapmak falan zaman alıyor. Onu söyleyebilirim. Dolayısıyla pratik de olması lazım. Yani ideal test yönteminin pratik olması lazım aynı zamanda. Şimdi daha pratik bir yöntem. Doğrudan çekme dayanımı testini alıyorsunuz. Testin numunesini alıyorsunuz. Aynen 1 bölü 3 ölçekli. Boy çaporunu 1 bölü 3 olan bir numuneyi alıp tam orta noktasından deliyorsunuz. Sonra bunu altın üstten yapıştırıp çekme yapıyorsunuz. Böylelikle ne yapıyorsunuz? Siz numuneyi doğrudan çekerek kırıyorsunuz. Ve ortasında bir delik açtığınız zaman bir miktar kırılma yükünde düşme oluyor. O kırılma yükünde düşme olduğu için de yapıştırıcıda yenilme ihtimalinizi azaltıyorsunuz. Yapıştırıcıda yenilme ihtimali azaldığı zaman doğrudan çekerek numunenizi kırmış olabiliyorsunuz. Böyle bir delik oluştuğu zaman yenilme deliğin hemen yan cidarlarında başlıyor. Burada oluşan majör asal gerilmeler şu düşey yönde oluşan yani siz tam çekme doğrultunuzda oluşan ve derin tam yan cidarlarında oluşan maksimum çekme gerilmesi bu derecede çap 11 milimetre olduğu zaman yine NX karatiğer çaplı bir delik içerisinde ya da numune içerisinde 11 milimetrelik bir delik açtığınız zaman tek eksenli çekme dayanımı değerlerinize çok yakın değerlerde şu yan cidarlarda oluşan majör asal gerilmeler sebebiyle tam bu deliklerin yan cidarlarından kırılma yaşanıyor ve doğrudan çekme altı numune yenebiliyorsunuz. Bir nevi numune hazırlama, ekstra bir numune hazırlama basamağı ekliyorsunuz. Numunenizi böyle delip o şekilde normal doğrudan çekme dayanımı numunenizi ortadan delip çekme deneyi yapıyorsunuz. Kırılma yükünde azalma görüyorsunuz ve yapıştırıcı erilme ihtimalini düşürüyorsunuz. Farklı kaya şurada makale başlığı verilen şu makale bilgisi verilen şu altta bu makalede benim de Sayın Serhat Demir hocamla beraber yapmış olduğumuz çalışmada da biz şu bulguya ulaştık. İçin farklı kaya malzemeleri denediğimizde ve numerik analiz sonuçlarına göre çapı NX boyutunda yani 54 milimetre olan içinde 11 milimetre boyutunda delik olan bir karot numunesi çekildiği zaman içinde hiç delik olmayan standart doğrudan çekme dayanımı test numunesine kıyasla %60 kadar bir değer kırılma yükü elde ediliyor. Yani kırılma anındaki F max değeri %40 oranında düşüyor. Buradan bu oranla beraber de doğrudan standart yöntemden elde edilecek sonuçla bu deney arasında elde edilecek sonuç arasında bir ilişki kurulabiliyor. Kayacın çekme dayanımı bu şekilde doğrudan olarak belirlenebiliyor. Bir başka yöntem delikli disk çekme yöntemi. Burada da diskin içerisine delik deliniyor. İçerisine burada işte farklı temas açıları burada test edildi, analiz edildi. İşte numune içerisindeki gerilme dağılımları nasıl değişiyor? Bunlar bakıldı. Doğrudan çekme dayanım testleriyle de arasındaki elde edilen sonuçlar görüldü. Burada yine numunenin içerisine açılan delikle aynı temas alanına sahip ve yine görmüş olduğunuz gibi prese konarak normal sıkışma dayanım presinde pratik olarak uygulayabileceğimiz bir deney tasarlandı. Burada da yenilme yine bu deliğin yan cidarlarında oluşuyor. Oluşan maksimum gerilimlerin oluştuğu yan cidarda oluşan gerilme değerleri, maksimum asal gerilme değerleri kayacın tekselli çekme dayanımına yakın ve dolayısıyla şunu da söyleyebiliyoruz. Minör ve minör gerilme değerleri işte ve
orta asal gerilme değerleri yani sigma 2 ve sigma 3 değerleri çok büyük değerler olmadığı için buradaki sigma 1 yani majör asal gerilme değerleri delik yancılarında kırılmayı başlatan şu düşey yükleme doğrultusunda olan sigma 1 majör asal gerilme değerleri minör asal gerilme değerlerinin çok küçük olmasından dolayı tekerleğin sıkışma tekerleğin çekme dayanımı değerlerinin çok yakın değerlerde kırılma gösteriyor. Örneğin bir numerik model sonucunu burada paylaşalım. 5 megapaskal çekme dayanımı olan, tekerleğin çekme dayanımı olan bir malzemede yan cıdarlarda oluşan gerilme değerleri 5.16'larda, 5.17, 5.18'lerde yani 5 yani %4 falan civarında bir sapma yok. %4'ü geçen bir sapma yok. İşte en büyük sapma %3'lerde falan gibi %3, %3.5'larda. Tek eksenli çekme dayanımına kıyasladığımız zaman oluşan majör çekme gerilmelerinin, majör asal gerilmenin çekme gerilmesi olduğunu ve bu da buradaki değerinde tek eksenli çekme dayanımı değerinden %4'ü aşmayan bir şekilde sapma gösterdiği kırılmanın şu yanlarda oluşan çekme gerilmeleri altında ve yan cıdarlarda olduğunu, yan cıdarlardan başlayıp numune kalınlığı boyunca devam ettiğini, şu şekilde yanlarda kırılma olduğunu gördük. Burada bu deney Brezilya deneyine göre bir kere daha sağlıklı bir deney. Çünkü Brezilya deneyindeki o majör ve minör asal gerilimler birbirine daha yakın. Yani o minör gerilimler daha yüksek olduğu için orada tek eksenli gerilme dağılımlarına çok uzağız. Ama burada minör gerilimler daha düşük olduğu için nispeten tek eksenli dayanım değerlerine daha yakın değerler elde edebiliyoruz. Daha sağlıklı değerler elde edebiliyoruz. Dediğim gibi bu delikli disk çekme deneyiyle ilgili ekstra inceleme yapmak isteyenler olursa buraya da bu makale bilgilerini paylaştım. Burada hem numerik hem deneysel sonuçlara göre bulabiliyoruz sonucu. İçeride yalnız içerideki delik çapı 20 milimetre olması gerekiyor. Bir de tabi burada biz farklı temas açılarını işledik, yani inceledik. Mesela bu temas açıları çok küçük olduğu zaman içerideki şu yükleme aparatının işte bu kontak yerindeki sıkışma gerilimleri sebebiyle kırılabilme riski var. Bu çok büyük bir açıya sahip olursa işte bu yandaki gerilmeleri etkileyebiliyor buradaki kontaktaki sürtünmeler. Dolayısıyla bunun ideal aralığının biz 50 derece olduğunu belirledik. Yani içerideki şu numunenin delik içerisine giren parçası ve bu yükleme aparatının temas açısının 50 derece olduğunu olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bu koşullarda şu tek eksenli sıkışma dayanımını 0,4 çarpı elde ettiğimiz değerden elde ettiğimiz maksimum yük bölü santimetre kare değeri şeklinde UTS değerini yani tek eksenli çekme dayanımı değerini belirleyebiliyoruz. Numunelerimizi kullanırken bu şekilde karot numuneleri de direkt yani biz kendimiz karotu kesip de alabiliyoruz arkadaşlar. O kaya malzemelerine yönelik testlerde kendimiz karotları keserek de alabiliyoruz. Karot yerde kendimiz de kesebiliyoruz. Bazen hazır alınmış geoteknik sondajlardan alınan bu tip karotları da laboratuvarda kesip ilgili boy çap oranına getirip kullanabiliyoruz. Üç eksenli sıkışma dayanımı deneyi mevcut. Tek eksenli sıkışma dayanımı vardı. Şu neydi? Tek eksenli sıkışma dayanımı. Tam testin başında, sunumun başında verdiğim tek eksenli sıkışmaydı. Numuneyi tek eksenden düşey yönde sıkıştırarak kırıyorsunuz. Bu tek eksenli. Üç eksenli nasıl oluyor? Hemen ona bakalım. Üç eksenli de numuneye bir Hooke cell dediğimiz bir hücre çiziniyle yerleştiriyorsunuz. Yandan yanal basınç veriyor. Yandan yanal basınç etkimesi beraber bir sigma 3 değeri yandan geliyor. Sigma 1 değeri de düşey doğrultuda oluyor. İşte burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? Sigma 3 değerine gelen sigma 1. Hangi sigma 3 değerinde, hangi sigma 1 değerinde kırıldı? Hangi sigma 3 etkilken hangi sigma 1'de kırıldı diye farklı sigma 3, sigma 1 koşullarını yansıtan burada mor çemberlerini oluşturup daha sonra bizim numunemizin duraylılık zarfını oluşturabiliyoruz. Bu duraylılık zarfında y eksenini kesen yer kohezyon ve bu duraylılık zarfındaki bu yatayla yaptığı açıda içsel sürtünme açısı olaraktan bulunabiliyor. Kaya malzemelerinin içsel sürtünme açısı ve
kohezyon değerleri de çeşitli mühendislik tasarımlarında kullanılan parametrelerden biridir ve dediğim gibi malzeme dayanımı değerleri kaya kütlesinin dayanım değerlerini belirleyen temel parametrelerden birisidir. Bir diğer deney kaya mekaniği laboratuvarlarında dayanım testi olarak kullanılan yaygın kullanılan deneylerden birisi makaslama. Makaslama deneyinde, kaya makaslama deneyinde süreksizlik düzlemlerine yapılabildiği gibi malzemelere üzerinde malzeme, direkt kaya malzemeleri yani sağlam süreksizlik içermeyen numunelere de makaslama testleri yapılabiliyor. Burada süreksizlik düzlemine yapılan makaslama deneyi görülüyor. Burada yüzük yukarıdan normal gerilme ve yanlarda süreksizlik düzlemine paralel yönde kuvvetlerle oluşturulan makaslama gerilmeleri etki edebiliyor. Burada da farklı normal gerilme ve farklı makaslama gerilimleri altında numunenin hangi normal gerilme, hangi makaslama gerilimleri altında kırıldığına bağlı olarak yerilme ölçütünü oluşturabiliyoruz. Çünkü yerilme ölçütüne bakacak olursak y ekseni makaslama gerilmesi biliyoruz. Tau x ekseni sigma yani normal gerilme. Buradan hangi sigmada normal gerilme varken hangi makaslama gerilmesi altında kırıldıysa orada bir nokta elde ediyoruz. Daha sonra bu noktaları birleştirerek farklı normal gerilmeler altında hangi makaslama gerilmeleri altında kırıldı diye farklı kırılma koşullarında, farklı sigma ve tau koşullarında elde ettiğimiz deneysel sonuçlardan bu noktaları birleştirerek yenilme ölçütünü oluşturabiliyoruz. Burada numunemizi şöyle yapıyoruz. Altta üstte bir kalıp var. Çimento oluyoruz. Daha sonra süreksizlik düzlemi birbirine yatay yönde hareket ettirebilen bu kaya makaslama deney cihazımıza koyduğumuz zaman yatay yönde makaslama yapabiliyoruz. Düşey yönde de normal gerilme etki ettirecek yükler etki ettirebiliyoruz. Burada hem normal gerilme hem makaslama gerilmesi etkileyebiliyor bu deneyde. Zaten bu az önce de ifade ettiğim gibi yenilme ölçütünün oluşturulması için önemli. İşte burada farklı süreksizlik yüzeylerinin işte pürüzlülük değerlerine göre ve kendi malzeme yine malzemenin kendi özelliklerine göre işte oradaki eğer dolgu varsa farklı kriterlere göre yani oradaki özellikle pürüzlülük burada çok önemli. Bu değerlere göre, bu özelliklere göre bir süreksizliğin makaslama dayanımını bulabiliyoruz. Bu da kaya mekaniğinde çeşitli yerlerde kullanılan önemli bir veri oluşturuyor. Bir de kaya malzemelerinin makaslama dayanımlarına yönelik deneyimiz de var. Kaya malzemelerinin makaslama dayanımı deneylerinde sağlam karot numunesini bu şekilde bir numune yükleme aparatı içerisine sokuyoruz. Burada şöyle, bu içeride şöyle devam eden bir delik var. Burada bu delik içerisine bunu soktuğumuz zaman numuneyi şu sağlı sollu iki tane makaslama düzlemi oluşuyor. Yukarıdaki blok aşağı doğru ittirildiği zaman şu çelik blok içeride şu malzemenin şu kısımlarında sağ ve solunda iki tane makaslama düzlemi oluşturuyor ve malzemeyi sağlam malzemeyi makaslama gerilimleriyle beraber kırabiliyor. Böyle bir deneyde geliştirilmiş durumda. İşte burada makaslama gerilimleriyle kırılan bir numune resmi var. Burada sadece dikkat etmesi gereken burada yine makale bilgileri aşağıda veriliyor. Bu makalede çalışıldığı üzere sadece geçerli bir makaslama gerilmesi altında yenilmesi için ortadaki bloğun sadece şu ortadaki bloğun numune ile 15 derece temas açısı sağlayacak şekilde kesilmesi gerekiyor. Bu özelliğe sahip bir yükleme koşulu oluşması gerekiyor. Diğer açılardan diğer sağdaki soldaki blok normal dairesel kesilmiş. Delik yani numune çapı bu tam 55 milimetre iç çapa sahip. NX karotel alınan bir numune bunun içine sokulabiliyor. Sağda solda normal yuvarlak delik var. Şu üst ortadaki blok içerisinde şu şekilde görmüş olduğunuz gibi 15 derece temas açısına sahip olacak şekilde numune ile bir orta blok var. Orta blok aşağı yönde hareket ettiği zaman sağda ve solda şu sağ ve sol blok ve orta blok arasında kalan makaslama düzlemlerinde makaslama dayanımının aşılmasıyla beraber yenilme sağlanabiliyor. Bunun bu temas açısının böyle olması malzemenin makaslama gerilmeleri sebebiyle yenilmesini sağlamak içindir. Aksi takdirde daha farklı yenilme mekanizmaları oluşabiliyordu. Bunu biz numerik farklı işte çene tasarımlarını
Serhat Demir ve ben numerik modellerle yaptığımız çalışmalarla hem numerik hem deneysel çalışmalarla inceledik. İdeal bir yükleme aparatı, boyutları önermiş olduğumuz çalışma ve bu çalışmanın detayları şu bilgisi verilen makalede mevcuttur. Yani bunu aslında burada vermemin amacı biz hep kaya makaslama deneyleri derken hep genelde işte kaya kütlelerine yönelik ya da süreksizlik yüzeylerine yönelik testler aklımıza gelirken aslında kaya malzemelerine yönelik de sağlam kaya malzemelerine yönelik de karot makaslama deneylerinin de geliştirildiğini söylememiz mümkündür. Buna değinmek açısından bu videoyu verdim. Bu doğrudan bir makaslama testidir. Çünkü malzeme doğrudan makas diyoruz. Bir şeyi doğrudan test dememiz için onu gerçekten o etki altında kırmamız lazım. Mesela sıkışmaysa doğrudan sıkıştırıp kıracağız. Çekmezse çekip kıracağız. O zaman doğrudan test. Ama nasıldı Brezilya deneyinde? Brezilya deneyinde malzemeyi sıkıştırıyoruz ama çekme aralığını bulmaya çalışıyoruz. Demek ki bu bir dolaylı bir yöntem. Dolaylı yöntemlerden ziyade doğrudan yöntemler daha sağlıklı olur. Bu her zaman bilgimiz olsun. 15 derece temas açısı olduğu zaman şu şekilde orta bloğun kenarlarında maksimum işte orta bloğun kenarlarında maksimum gerilme dağılımları oluyor. Farklı malzeme özellikleri tabii ki devreye giriyor. Yani bir bilgi olması açısından malzemelerin de kaya malzemelerinin de yenilme deneylerine yönelik kaya makaslama deneylerinin yapıldığını, hem süreksizlikler için hem kaya malzemeleri için böyle bir deney geliştirilmiş olduğunu, farklı yöntemlerin geliştirilmiş olduğunu söyleyelim. Dolaylı yöntemlerden devam edelim. Kısaca iki tane dolaylı yönteme bahsedeceğim ve sonra sunumu bitireceğim. Dolaylı yöntemler derken arkadaşlar, şimdi çekeceğim aklımıza gelen yöntemlerden biri. Pratik. Çünkü biz numuneyi alıp, karot alıp, laboratuvarda sıkıştırıp kırmıyoruz burada. Gidip mesela bir numuneye üzerine yaylı bir çekiç var bu şekilde. İçinde hareket eden bir metal aksam var yaylı. Bunu sıkıştırıyoruz. Sonra belli bir sıkıştırdıktan sonra içerideki yay bu yukarıdaki içerideki yay marifetiyle bu test ettiğimiz yüzeye temas eden bu metal parça yukarı doğru fırlıyor. Rebound yapıyor. Yani geri sekme yapıyor. Bu kısmın bu geri sekme miktarının daha doğrusu bu geri sekme miktarını şuradaki ölçekten görebiliyoruz. İşte bu geri sekme miktarına göre yüzey sertliğine bağlı olarak da dolaylı olarak kaya malzemelerinin tek eksenli sıkışma dayanımı bulunabiliyor. Dolaylı olarak işte burada çekicin işte geri sekme değeri sonra işte farklı işte doğrultularda çekici hangi doğrultuda vurduysak ona göre eksenimizi seçiyoruz. Sonra getirip ilgili kayanın birim acım ağırlığından ilgili birim acım ağırlığını kestirerek bakıyoruz dayanımımız kaç çıkıyor. Örneğin ben çekiççiyim. Düşey aşağı doğruysa ve geri sekme değerim 40 ise ve birim acım ağırlık değerim 22 ise 40'tan 22'yi kesiyorum ve yaklaşık dayanım değerimin de 65 megapaskal olduğunu bulabiliyorum. Sıkışma dayanımı değerini. Böylelikle bu çimit çekicine göre ne yapmış olduk? Sıkışma dayanım değerini kayayı doğrudan alıp kırmadan, sıkıştırmadan, prese koyup kırmadan, doğrudan test yapmadan dolaylı olarak bulmuş olabiliyoruz. Dolaylı yöntemler ne demiştik? Pratiktir, pratik olabilir ama güvenilirliği doğrudan testler kadar yüksek değildir. Ama pratik olması sebebiyle çok sayıda numun, çok sayıda veri elde edebilme özelliği sebebiyle kullanılabilir. Çok sayıda veri elde edebiliyorsunuz yani. Çünkü ucuz bir yöntem, pratik bir yöntem. Böyle bir yöntem ama güvenilirliği doğrudan testler kadar yüksek değil. Bu şimit çekiciliği dolaylı bir yöntem. Bir de bir diğer dolaylı yöntem, dolaylı deney yöntemi de nokta yüklemedir. Burada daha normal sıkışma dayanımına kıyasla daha küçük numuneler kullanılabildiği için ve şekilsiz numuneler de kullanılabildiği için ve
doğrudan nokta yükleme deneyi cihazının nispeten daha hafif olması ve araziye taşınabilecek olmasından dolayı bir pratiklik sağlanmasından dolayı nokta yükleme deneyleri de şu an kaya mekaniğinde kullanılabilmekte. Burada da iki tane şu şekilde sivri ama belli bir ucunda belli bir yuvarlaklık var. Yani tamamen belli bir oval bir çapa sahip ucunda. Tamamen sipsivri değil yani bu dönüşleri. Bu şekilde iki tane ucu açılı kesilmiş konik platen arasında numuneyi koyup yükleme yaptığımız zaman nokta yükleme deneyini gerçekleştiriyoruz. Sıkıştırıyoruz ve burada numunenin kırıldığı yük değerini baz alıyoruz. Kırıldığı yük değerini baz almadan önce işte burada çapsal, eksenel olarak numuneler yapılabiliyor veya işte bloklar üzerinde, dörtgen bloklar üzerinde veya şekilsiz numuneler üzerinde de yapılabiliyor. Buradaki yapılacak işlem şey önemli olan işte bir eş değer çap belirlemek. Yani çapsal bir şeyiniz varsa, çapsal bir numaranız yükleme yapıyorsanız zaten eş değer çapa eşit oluyor. İşte değilse burada eş değer çapları hesaplıyorsunuz. Şimdi basit olarak deney mekanizması sağlatmak adına. Eş değer çap hesapladıktan sonra kırılma yükünüze böldüğünüz zaman bir nokta yük indeksi buluyorsunuz. Nokta yük indeksiniz daha sonra 50 milimetre eş değer çapa göre regüle ediyorsunuz. Daha sonra buradan elde etmiş olduğunuz 50 milimetre eşdeğer çap için nokta yük indeks değerinizi farklı katsayılarla çarparak oradan sıkışma ve çekme dayanım değerlerine ulaşabiliyorsunuz. Kayacınızın daha doğrusu kestirebiliyorsunuz. Burada sonuçta ne yapılıyor özet olarak? Bir indis yani bir nokta yükü indeksi bulunuyor. Bu indeks değerini farklı katsayılarla çarparaktan bu katsayılarda neye göre belirleniyor? Kaya malzemesinin türüne göre belirleniyor. Dolaylı olarak malzeme dayanımına geçebiliyorsunuz. Nokta yükünden hem malzemenin çekme hem de malzemenin sıkışma dayanım değerlerine geçiş yapmanızı olanak sağlayacak bir takım katsayılar öneriliyor. Ama şöyle söyleyeyim, nokta yükü dayanımının güvenilirliği çok tartışmalı. Çünkü dolaylı yöntemlerdir bunlar. Burada dolaylı yöntem olarak veriyorum bunu. Yani doğrudan numuneyi alıp doğrudan sıkıştırıp kırıp doğrudan dayanım değerini bulma imkanımız varsa o değerler daha güvenilir oluyor. Onu söylemek gerekir. Dolaylı yöntemlerin güvenilirliği nispeten daha düşüktür. Ancak çeşitli pratiklik sağlaması durumlarından dolayı kaya mekaniğinde halen kullanılmaya devam etmektedir. Ve ben burada sıkışma dayanımının belirlenmesine yaygın bilinen işte simit çekici ve nokta yükü dayanımı deneyini dolaylı yöntemler olarak veriyorum bu sunumda. Bir de Brezilya testinde şu yaygın kullanılan dolaylı çekme dayanım yöntemi olması sebebiyle bu sunumda anlattım. Aslında kaya mekaniğinin yeni yönelimlerine baktığımız zaman laboratuvar çalışmaları açısından yeni yönelimlerine baktığımız zaman dolaylı yöntemlerden çıkarak yeni doğrudan yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini görüyoruz. Bu konuda yeni çalışmalar yapılıyor. Özellikle son 10 yıl içerisinde çok önemli atılımlar ve adımlar var. Özellikle çekme dayanımının belirlenmesine yönelik doğrudan çekme testlerinin standart doğrudan klasik doğrudan çekme dayanım testinin eksikleri sebebiyle yeni doğrudan çekme dayanım testlerinin önerilmesine yönelik çalışmaların aktif olarak yapıldığını son yıllarda söyleyebiliriz. Böylelikle bu videoyu bitirebilirim. Bu videoda kısaca bazı temel kaya malzemeleri dayanım deneylerine yer verdim. Bazı klasik olan yöntemleri ve bazı yeni geliştirilmiş olan bir takım yöntemleri beraber vermeye çalıştım. Süreyi biraz uzattım. Çok da fazla uzatmadan burada sonlandırmak istiyorum sunumumu. Bana eğer soru ve görüşleriniz olursa e-mail adresim ekranda yazılı olduğu üzere görülmektedir. ekomur@kirosun.edu.tr'dir. Her zaman iletilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum.